Değerli arkadaşlarım, teşekkürler. Değerli arkadaşlarım, yerel yönetimlerle ilgili stratejimizi belirlemek üzere toplandık. Umarım güzel ve verimli bir çalışmayı gerçekleştirmiş oluruz. Kuşkusuz yerel yönetimlerle ilgili çalışmayı yaparken Türkiye'nin gerçeklerini de göz ardı edemeyiz. Özellikle dış politikada İdlib'de gelinen nokta hepimizin dikkatini çekiyor. Türkiye Suriye politikasıyla, izlediği Suriye politikasıyla ve o politikanın bir bedeliyle şu anda karşı karşıya. Arzu ediyoruz, umuyoruz ve diliyoruz. Hiçbir vatandaşımız, askerimiz, komutanımızın kılına zarar gelmesin. Defalarca söyledik. Yine söylüyoruz. Suriye'nin birliği ve bütünlüğü çok önemlidir. Türkiye'nin bekası açısından çok önemlidir. Suriye'nin birliğini ve bütünlüğünü korumak için Türkiye'nin Suriye politikasında değişiklik yapması gerekmektedir. Belli ilkeler çerçevesinde Suriye yönetimiyle ilişkiye geçmesi gerekmektedir. Kim Suriye'nin birliğini ve bütünlüğünü istiyorsa Türkiye o safta yer almalıdır. Aksi halde bunun faturası ileride çok daha ağır olarak karşımıza çıkar. Tahran'da yapılan toplantıda ateşkes isteniyor. Ateşkesi kiminle yapacaksınız? Kiminle yapacaksınız? Heyet Tahrir el-Şam bir terör örgütü. Bizde de resmi gazetede yayınlandı terör örgütü olduğuna dair. Peki ateşkesi terör örgütüyle mi yapacaksınız? Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti Devleti terör örgütlerini muhatap alacak ve anlaşma imzalayacaktır? Böyle bir noktaya ne zamandan beri Türkiye geldi? Hepimizin dikkatli olması lazım. Değerli arkadaşlarım, dış politikada sorunumuz var ama içeride de sorunumuz var. Ekonomi hiç iyi gitmiyor. Hiç iyi gitmiyor. Biz sorumlu bir parti olarak ülkenin geleceği açısından sorumluluk hissederek o duygularla İstanbul'da bir toplantı yaptık. Evet, çok ciddi bir ekonomik krizin içindeyiz, göbeğindeyiz. Daha başlangıcındayız, sonuna daha gelmedik. Başlangıcındayız. İstanbul'da 11 Ağustos 2018'de bir toplantı yaptık. Gayet iyi niyetlerle. Çok iyi niyetlerle. Türkiye bu krizi nasıl aşar? Çünkü bize hep diyorlar ki şu CHP var ya CHP hep eleştirir. Hiç öneri getirmez. Biz de tam 13 madde halinde önerileri getirdik. Konuşmam şöyleydi. Bir bölümünü aynen okuyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihin en kritik ve sancılı dönemlerinden birine tanıklık ediyor. Bugün yaşadıklarımız bir siyasal krizdir. Tek adam rejimi bu derin krizin ana tetikleyicisidir. 16 yılda israf ve rant ekonomisi üzerine bir politika inşa eden yöneticiler bugün ülkeyi uçurumun kenarına getirmişlerdir. Artık Türkiye borç batağında ve tefecilere teslim olmuş vaziyettedir. Geldiğimiz noktada yaşanan bu krizin büyüklüğü işçiyi, memuru, emekliyi, sanayiciyi, bankacıyı, esnafı, öğrenciyi derinden etkileyen bu sorunu halının altına süpürerek görmezden gelme lüksümüzün olmadığını gösteriyor. Hep birlikte çaba göstermek zorundayız. Cumhuriyet Halk Partisi Bülent Ecevit'in işaret ettiği gibi ne ezen ne ezilen İnsanca hakça bir düzenden yanadır. O nedenle bugün yaşanan krizin faturasının vatandaşımıza çıkmaması için aşağıdaki 13 maddenin acilen hayata geçirilmesi gerekmektedir dedik. Dedik. O kadar. İyi niyetlerle dedik. İyi niyetlerle dedik. Biz bekledik ki teşekkür ederiz. Önerileriniz var. Bu önerilerinizi dikkate alacağız diye bir mesaj gelsin. Tam tersine siz dolar baronlarıyla beraber yürüyorsunuz diye bir eleştiriye muhatap olduk. Bu kadar sığ,
bu kadar kısır, bu kadar ön yargılı bir kişi tarafından Türkiye yönetiliyor. Ve Türkiye açıkça bir çıkmazın içine bilinçli olarak adeta sokuluyor. Değerli arkadaşlarım, devleti yönetenlerin üç temel noktada duyarlı olmaları gerekir. Birincisi şu, devleti yönetenler eleştiriye açık olmalıdır. Bu demokrasinin olmazsa olmazıdır. Eğer siz bir devleti yönetiyorsanız, siyasal partilerden, sivil toplum örgütlerinden, sendikalardan, vatandaştan, esnaftan, sanayiciden gelen bütün eleştirilere kulak kabartmak zorundasınız. Derdi nedir bunların diye. Onları bastırırsanız, konuşmayın derseniz, korkutursanız orada demokrasi yoktur. Birbirimizi kandırmayalım. Korkunun egemen olduğu yerde demokrasi olmaz. İkincisi, şeffaf olması lazım Türkiye'yi yönetenlerin. Vatandaş vergi veriyor. 81 milyon vergi ödüyor. Nereye harcandığının hesabını verecek vatandaşa. Bütün demokrasilerde bu vardır. Eğer şeffaf değilse orada israf ve yolsuzluk vardır. İsraf ve yolsuzluk vardır. Üç, denetlenebilir olması lazım. Yönetimin denetlenebilir olması lazım. Ne demektir bu? Her aşamanın hesabını vermek, bağımsız kurumlar tarafından, Sayıştay gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi kurumlar tarafından yönetimin denetlenmesi demektir. Yargı gibi unsurlar tarafından denetlenmesi demektir. Eğer denetlenebilir değilse, tek adam rejimi varsa orada, yolsuzluk ve israfın örtülmesi demektir. Hesabının sorulmaması demektir. O açıdan şu andaki Türkiye'nin yönetimine bakalım. Üçü de yok. Eleştiriye tahammül edemiyor. Bıraktık, vazgeçtik eleştiriden. Öneriye dahi tahammül edemiyor. Öneriye dahi tahammül edemiyorlar. Neden bu önerileri yaptınız? Ya yaptık, vatandaş da duysun. Vatandaşın da aklı var. Esnafın da aklı var. Sanayicinin de aklı var. Bankacının da aklı var. İşsizin de aklı var. Onlar da olsunlar, baksınlar. Bu öneriler akla yatkın mıdır, değil midir? Bu CHP neyi öneriyor diye öğrensinler. Ama ona bile tahammül edemiyorlar. Tabii şunu kabul edelim değerli arkadaşlarım. O kadar büyük aşmazlar var ki. Geçen grup toplantısında da söylemiştim. Arkadaşlarla yaptığımız kapalı grup toplantısında da söylemiştim. Tek adam yönetimlerin özelliklerinden birisi, eleştiriye tahammül etmemenin ötesinde asla hiçbir sorumluluğu kabul etmemesidir. Çünkü her şeyi en iyi o bilir, o ölçer, o biçer, o önerir. Bir hata varsa hata onun değildir, hata şu veya bu güçlerin hatasıdır. Soru sorduk. 9 madde sorduk. Bu sorduğumuz soruların muhatabı, sorumlusu dış güçler mi? Mercimekten nohuda kadar, etten canlı hayvana kadar ithal ediyorsun. Saman ithal ediyorsun. Dış güçler mi sana bunları ithal et dedi diye sorduk. Tık yok. Bakın bir şey daha yaşadık. Bunu unutuyoruz. Hiçbir arkadaşımın unutmaması lazım. Bizim Cumhuriyet tarihimizde kendi topraklarını Süleyman Şah Türbesi'ni alarak terk eden ve kaçan tek hükümet vardır. Tek, o dönemin tek başbakanı vardır. Erdoğan'dır. Bizim tarihimizde toprak verilmez, orada şehit olunur. Mücadele olunur orada. Her türlü mücadeleyi yaparsın. Türbeyi bile kaçırdılar. Kendi topraklarını terk ettiler. Bunun siyasal tarihteki adı ihanettir arkadaşlar. İhanettir. Biliyorum bunun için de dava açacak. Açmazsan namersin. Bir daha söylüyorum. Açmazsan namersin. Değerli arkadaşlarım, geldiğimiz nokta çok acı. Borç ödemek değil. Borcun faizini ödemek için de borçlanma noktasına geldik. Borç ödeyeceğiz. Ne diyelim ki 1 milyon dolar borç aldınız. Zamanı geldi, borcu ödeyeceksiniz. Ama sadece 1 milyon doları değil. Artı
$1 milyon beraber faizini de ödeyeceksiniz. Faizi içinde borçlanan bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Faiz içinde borçlanan. Ana paradan vazgeçtik. Zaten onun için borç alıyorlar. Faizi içinde borçlanan bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Şimdi desek ki hiç önlem almadılar desek haksızlık etmiş oluruz. Ben onların aldığı önlemlerden bazı örnekler vereceğim size. Birinci önlem şu oldu. Damat çıktı, çağırdı koca koca sanayicileri çağırdı. İstanbul'da bir salona çıktı kürsüye onlara bir nutuk attı. O koca koca sanayiciler dışarı çıktı. Efendim çok muazzam, çok mükemmel. 100 günlük eylem planı bu Türkiye'nin kurtuluşudur gibi abuk sabuk bir sürü konuşmalar yaptılar. Ben o konuşmaların hangi gerekçeyle yapıldığını çok iyi biliyorum. Sizler de çok iyi biliyorsunuz. Ama önerilerden birisi şuydu. 100 günde yapılacak önerilerden birisi. Ülkemizin yeraltı kaynakları potansiyelinin tespit edilerek ekonomiye kazandırılması. Ya 16 yılda yapamadığını 100 günde nasıl yapacaksın? Bu milletin aklıyla alay etmek değil midir? Zaten hiç ciddiye alınmadı. Türk lirası da erimeye devam etti. 100 günlük eylem planı. Ne eylem planı? Milleti mi kandırıyorsunuz siz? İkinci önlem aldılar. Çıktılar vatandaşa dediler ki dolarınızı bozdurun. Yastık altındaki dolarınızı da bozdurun. Doları bozdurmazsanız BBC planlarımız var dediler. Sanayiciyi de, iş adamını da tehdit ettiler. Değerli arkadaşlarım, bunu söyleyen adam yakınlarının Man Adası'ndan getirdiği 15 milyon doları ne yaptığının hesabını vermedi daha bu millete. Sen 15 milyon doları bozdurdun mu, bozdurmadın mı? Bir sterlinlik şirkete 15 milyon dolarlık hangi şirketi sattın sen? Hesabını verdin mi? Vermedin. Vatandaşa yastık altındaki doları bozdur. Çıktılar, propagandalar yaptılar. AKP yandaşları. Efendim tıraş olursan, dolar bozdurursan tıraş bedava. Dolar bozdurursan yemek bedava. Dolarları yakıyoruz. iPhone'ları bilmem yere attık, kırıyoruz. Ne oldu? Bir baktık bankalara. Dolar hesabı artmış. Üstelik en çok da bizim vatandaşlarımızın dolar hesabı artmış. Neden? Vatandaş akıllı. Türk lirasının eridiğini görüyor. Tasarrufunu garantiye almak istiyor. Nereden alacak bunu? Ya altına yatıracak ya dövize yatıracak. Ve Türkiye öyle bir borç batağında ki vatandaşa diyorsun bir liranı bozdur, bir dolarını bozdur. Milyarlarca dolar ihale yaptın, dolar endeksli ihale yaptın. Dönüp onlara demiyorsun arkadaşlar. Bunları Türk lirası üzerinden yapalım demiyorsun. Ve Türkiye bunların döneminde, bu Ankara'daki beylerin döneminde tefecilere yakayı kaptırdı. Tefecilere yakayı kaptırdı. Örnek, değerli arkadaşlarım, o kadar büyük rakamlar ödediler ki, tefecilere para ödediler ki, dışarıya ödedikleri faiz $156 milyar. İçeriye ödedikleri faiz $699 milyar. O faizin ödendiği tarihteki kuru esas aldığımızda $408 milyar. Esnaf mı faiz aldı? Sanayici mi faiz aldı? İşçi mi faiz aldı? Kim bu faizleri aldı? Kim bu malı götürdü? Bunun hesabı verildi mi? Verilmedi. Efendim, üçüncü önlem. Her türlü menkul ve gayrimenkul kiralamaları bundan sonra dolar üzerinden değil Türk lirası üzerinden yapılacak. Bunu da Erdoğan, yani Türkiye Varlık Fonu'nun başkanı dedi ki, yönetim kurulu başkanı dedi ki, biz buna da artık son verdik. İyi, güzel. Bundan sonra Türk lirası ile olacak. Yol geçişleri dolar endeksli. Türk lirası ile olacak mı? Ona bir şey diyor musun? Hayır, ona bir şey demiyor. Gücü AVM'deki adama yetiyor, yandaşına yetmiyor. Neden? Çünkü yandaşına çok büyük imkanlar sağlamış. Dolar endeksli sağlamış. Garantiler de dolar endeksli. Geçiş ücretleri de dolar endeksli. Onlara bir şey söyle. Asıl para onlarda. Asıl mal da onlarda. Dükkan kirası Türk lirası, dolar. Eyvallah, yapalım.
Buna izni kim verdi? Sen vermedin mi? Şimdi kalkmış övünüyor, bunu kaldırıyoruz diye. Senin utanman lazım aslında. Niye sen bunu dolar bazında yaptırdın? Değerli arkadaşlarım, dördüncü önlem aldılar. Dördüncü önlem. Faizi artırdılar. Ne diyordu? Asla faiz artmayacak diyordu. Hele bana bir yetki verin. Göreceksiniz bu faiz nasıl yerlerde sürünecek diyordu. Faiz geldi, Erdoğan'ı teslim aldı. Niçin? Tefeciler daha güçlü. Tefeci daha güçlü, para tefecide. Düşünebiliyor musunuz devasa Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiği noktayı? Devasa Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiği noktayı. 18 Ocak'ta Merkez Bankası'nın faizi %8'di. Repo ihale faiz oranı %8'di. Dün tam 3 kat artırıldı. %24'e çıktı. Bankaların verdiği faiz %40'ı aştı. Daha aşacak. Göreceksiniz onu da aşacak. Faturayı kim ödüyor? Faturayı vatandaş ödüyor. Faturayı vatandaş ödüyor. Değerli arkadaşlarım. Beşinci önlemi aldılar. Erdoğan damadı aile boyu bir hanedan şirketine sahip oldular. Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi'nin başkanı oldu bir kararnameyle. Kendi kararnamesiyle kendisini Türkiye Varlık Fonu'nun başkanı tayin etti. Başkan vekili damadı. Kararnamede çok ciddi bir eksiklik var. Çantacı. Ama herhalde çantacıyı da yasalardı çok ayıp olurdu diye çantacıyı bir köşede tuttular. Onun görevi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bakan yardımcısından, müsteşardan ve genel müdürlerden daha üst bir pozisyonda kendisini korumak. Geldiği nokta o çantacının. Değerli arkadaşlarım, tek adam rejimlerinde yani dikta yönetimlerinde diktatör kendisini hem millet hem de devlet olarak tanımlar. Devlet benim, millet de benim. Erdoğan ne zaman millet derse bilin ki kendisinden söz ediyor. Vatandaştan değil. Ne zaman devlet derse bilin ki kendisinden söz ediyor. Vatandaştan değil. Çünkü ona göre yani dikta yönetimlerine, diktatörlere göre vatandaş diye bir kavram yoktur. Teba vardır. O her şeyi söyler ve herkes ona uyar. Çünkü akıl sadece onda vardır. Vatandaşta akıl yoktur ona göre. Anonim şirket hastalığı yeni mi depreşti? Hayır efendim, eskiden vardı. Vardı ama yapamıyordu. 5 Ekim 2015'te Balıkesir'de bir konuşma yapıyor Erdoğan. Şöyle diyor. Benim derdim ne biliyor musunuz? Benim derdim ne biliyor musunuz? Bir anonim şirket nasıl yönetiliyorsa Türkiye'de öyle yönetilmelidir. 2015. O hedefini dün gerçekleştirdi. Hangi şirketler var burada? Ziraat Bankası, Halk Bankası, BOTAŞ, Türkiye Petrolleri, PTT, Denizcilik, Devlet Demiryolları, Borsa İstanbul, Telekomünikasyon, Eti Maden, Çaykur, Türk Hava Yolları, Aydın, Antalya, İstanbul, Isparta, İzmir, Kayseri ve Muğla'daki hazine arazileri. Hepsinin sahibi şu anda Erdoğan. Hepsinin sahibi. Yanında da damadı hanedan yönetiyor. Hiçbir çadır devletinde böyle bir tablo yoktur. Hiçbir dikta yönetiminde de böyle bir tablo olmamıştır. Ne Hitler döneminde ne Pinochet döneminde. İlk kez Türkiye bu kadar acı bir tabloyla karşı karşıyadır. Şimdi anonim şirket deyince bu anonim şirketle diğer anonim şirketler arasında fark var, onu da bilmenizi isterim. Vatandaşların kurduğu anonim şirket diyelim. X anonim şirketi. Herkes denetler onu. Maliye Bakanlığı denetler. Sayıştay'ı denetler. Ticaret Bakanlığı denetler. Sermaye Piyasası Kurulu denetler. Her önüne gelen denetler. Ve şirket yöneticileri de halka hesap verirler. Devlete hesap verirler. Bunu Erdoğan'ın başında olduğu şirketi kim denetleyecek? Hiç kimse denetleyemez. Ne Sayıştay ne Türkiye Büyük Millet Meclisi. Hesabını dahi vermez. Dikta yönetimlerinin, tek adam yönetimlerinin tipik özelliklerinden birisidir bu. Şimdi kendisine bir önerimiz var tabii.
mal varlığını, mal varlığını, bu söylediğim kurumların mal varlıklarını veya yolsuzluklar ortaya çıktığında kim denetleyecek? Hiç kimse denetlemeyecek. Nasıl hesap verecek? Hiç kimse hesap ver, hiç kimse hesap vermeyecek. Bilal'in üzerine bir şeyler devredebilir mi? Edebilir. Hesabı sorulur mu? Hesabı sorulmaz. Kim soracak hesabını? Kim? Yani kim derken resmi otorite. Biz hesabını soracağız. Bizden yana hiçbir tereddüt yok. Bunu toplumun gündeminde sürekli tutacağız. Senin işin gücün mü yok ya? Senin işin gücün mü yok? Dünya kadar işin gücün var. Yetmedi. Şimdi kalkıyorsun, bütün bu şirketlerle ilgili kararı ben vereceğim diyorsun. Hangi yetkiyle? Hangi yetkiyle? Hangi birikimle? Hangi bilgiyle? Malı götürmenin yoludur. Kısacası bu. Vatandaşımın anlayacağı dilden ifade edeyim. Bu da krizi aşmak için önerdikleri, gerçekleştirdikleri 5. önlem. 6. önlem. Daha önce yaptığım konuşmada şunu demiştim. Dikta yönetimlerin bir özelliği daha var. Diktatör her şeyi doğru yaptığına inanır. Eğer bir yerde hata varsa hata için bir adam bulur. Ya bir kurum bulur, ya bir devlet bulur. Dış güçler gibi, Merkez Bankası gibi. Dün Erdoğan konuşuyor. Nerede? TESKİN, yani Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Kurulu'nda konuşuyor. Aynen okuyorum. Bugüne kadar Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu enflasyon oranlarını tutturduğunu görmedim. Vallahi öyle. Doğru. Hiç kimse görmedi. Tutmaz. Doğru, tutmaz. Tahmin tutmadığı için de bakarsınız yılın birinci çeyreğinde veya ikinci çeyreğince yeniden enflasyon oranı revize edilir. Doğrudur. Aynen doğru. Bunu ilk defa yaşamıyoruz. Hep yaşadık. Aynen öyle. 16 senedir bu işin içindeyiz. Evet, 16 senedir bu işin içinde. İçinde değil, başında. Arkadaşlar hala akıllanmayacak mıyız? Onu sen biliyorsun. Ben şimdi bir şey söylesem biraz açtırıya kaçacak. Faizi sen belirliyorsun ama enflasyonu sen belirlemiyorsun. Enflasyon işte senin attığın bu yanlış adımlar neticesinde ortaya çıkıyor. Bedelini kim ödüyor? Millet, karşımdaki esnaf. Esnafa yağ çekiyor. Bedelini siz ödüyorsunuz ya. Şimdi ben merak ediyorum. Bu 16 yıldır ülkeyi Trump mı yönetiyordu? Merkel mi yönetiyordu? Japonya mı yönetiyordu? Papua Yeni Gine mi yönetiyordu? Sudan mı yönetiyordu? 16 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyordu? Kendisine bir önerim var. Hemen bir kararname çıkar. Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi'nin nasıl başkanı olduysan Merkez Bankası Başkanı da ol. Niye şikayet ediyorsun? Senin şikayet etme hakkın yok. Ya şikayeti biz edeceğiz. Vatandaş edecek, esnaf edecek. Esnafın karşısına çıkmış şikayet ediyor. Ayrıl oradan. İstifa et. İstifa etmek gibi onurlu bir görev vardır. İstifa et kardeşim. Merkez Bankası'nı niye suçluyorsun? Merkez Bankası başkanının ve yöneticilerinin atanma kararlarının, kararnamelerinin altında Trump'ın mı imzası var? Merkel'in mi imzası var? Japon Başbakanı'nın imzası var. Kimin imzası var? Kapı gibi senin imzan var. Al görevden. Türkiye Varlık Fonu'nu aldın. Merkez Bankası'nı da al. Onu da başkan ol. Elinden tutan mı var? Bir kararnamenin başında zaten. Diyeceksin ki ben Merkez Bankası başkanı oldum. Kendisine bir önerim daha var. Kesinlikle Bilal'i dalsın. Kesinlikle. İyi ok atıyor. Belki enflasyon hedefini tutturabilir. Efendim, başka bir şey daha. Dün bir itirafta bulundu. Bir itirafta. Önemli bir şey bu. Dili mi sürçtü onu bilmiyoruz ama israf ekonomisi değil, üretim ve verim ekonomisine geçiyoruz dedi. Hay Allah razı olsun. Tam anlayacaktı dedim, başka bir şey çıktı. Bu şu demektir aynı zamanda. 16 yıldır biz israf ekonomisi uyguluyoruz. 16 yıldır. Dolarları har vurduk, harman savurduk.
Fabrika kurmadık, aldık başka şeyler yaptık. Şimdi itiraf ediyor. İtiraf ediyorsan, onurlu bir insansan görevini bırakırsın kardeşim. 16 yılda memleketi bu hale getirdim. Saman ithal eder hale getirdim. Ben bu görevi beceremiyorum. Onurumla ve namusumla bu görevden çekiliyorum demesi lazım. Der mi? Demez. Daha Türkiye Varlık Fonu duruyor. İçinde dünya kadar para var. Dünya kadar para var orada. E Merkez Bankası'nı da alırsa alır mı? Biraz tereddütüm var. Çünkü rezervleri giderek eriyor. Borcu bile karşılamıyor. Kısa vadeli borçları bile karşılayamıyor. Üstüne alıp bela mı alacak üstüne? Almayacak onu üstüne. Efendim, dedim ya tam böyle israf ve verim, israf ve ne diyordu? İsraf ekonomisini değil, üretim ve verim ekonomisine geçiyoruz derken bir baktım beyefendi kendisine olağanüstü güzel bir uçak almış. Efendim Katar şeyhi buna armağan etmiş. 400 milyon dolarlık. Öyle deniyor. Veya satın almış. Öyle deniyor. Şimdi ben kendisinden 81 milyon adına açıklama bekliyorum. Sevgili Erdoğan, bu uçak kimin uçağı? Satın aldıysan büyük bir ayıp. Kaç tane uçak alacaksın ya? Eğer satın almadın, ikinci el uçağı birisi sana hediye ettiyse o daha da büyük bir ayıp. Türkiye'nin onuruyla kimsenin oynamaya hakkı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir kişi hediye uçakta gezemez. Hediye uçakta gezemez. Şimdi senden cevap istiyorum. 81 milyon adına cevap istiyorum. Cevap istiyorum. Aynı zamanda gözlerinden de öpüyorum sevgili Erdoğan. Teşekkür ederim arkadaşlar.